Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şahri sadri ve yassirli emri vahlul ukdatan min lisani yefkahu kavli. Allahümme zidna ilmen ve fehmen ve hikmen ve salihin. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Selat ve selam Hazreti Muhammed Aleyhisselam olsun. Rızası Peygamber Efendimizin yol arkadaşları, sahabeleri olsun. Rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Allah bizlere onları ihsan ile takip etme şerefi, takdiri, kaderi nasip etsin. Değerli misafirlerimiz, bugün de inşallah Meryem Suresinin geçen hafta kaldığımız ayetten itibaren olan bölümü, yani Hazreti Zekeriya'ya Cenab-ı Hakk'ın seslenişini anlatan ayetleri okuyacak. Ondan önce de yine usulümüz gereği Allah Resulü'nden bize intikal eden bir hadis üzerinden de Resul-i Ekrem'in de rehberliğini sohbetimize katmış olacağız. Sırasıyla İlk hafta en temel değerimiz olan iman üzerinden bir hadis. İkinci hafta bu imanı içini dolduran, koruyan, geliştiren kaynak anlamında Kur'an'la ilgili bir hadis. Sonraki hafta ahlaki ilkelerden sayılan bir konu üzerinde durmuş. Bugün de inşallah yine ahlak konusuyla ilgili mevzuya devam edeceğiz. Bu yıl kısmetimizde bu salonda İslam'ın başta Kur'an olmak üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın devamında ve bütün sahabelerde bir hayat tarzı olarak ortaya konan ahlaki ilkeleri üzerinde durmak nasip oldu. Seçtiğimiz hadisler Mecmu'uz Zavaid diye isimlendirilen 6 hadis mecmuasının dışında 9 hadis mecmuasının dışında telif edilen önemli bir kaynağımızın edep ahlakla ilgili hadislerini gündeme getireceğim. İşte onlardan birisi. Güzel ahlak malumunuz. İlk günden beri Cenab-ı Hakk'ın üzerinde ısrarla durduğu konulardandır. İmana bir tür giydirilen elbise gibidir. Ahlakı olmayanın imanı ne kadar devamlı olur? Çekildiği imtihana göre değişir. Kim imtihanlar vardır, adamı toptan imandan eder. Kimi imtihanlar vardır, salih amellerden mahrum eder. Kimi imtihanlar vardır, onu günah bataklığına daldırır. Kimi imtihanlar vardır, onu sosyal hayatta sağına, soluna, önüne, ardına zararlı bir potansiyele dönüştürür. Bütün bunları engelleyen eğer birkaç madde sıralanacak olursa, onların en başında güzel ahlak gelir. Onun için iman artı güzel ahlak ilk günden beri Cenab-ı Hakk'ın gündeme getirdiği önemli bir buyruğudur. Alak suresi akabinde indirilen Kalem suresinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sen en büyük ahlak üzeresin iltifatına Cenab-ı Hak'tan Efendimiz aleyhisselamın İltifatına mazhar oluşu, akabindeki ayet-i kerimelerde o büyük ahlak binasının inşa edilmesi için önce ona engel olan bir takım ahlaki bozukluklardan uzak kalmak gerektiğine değinmiş. فَلَا تُكَعِ مُكَذِّبِينَ 10 madde sıralayarak bundan sonraki ayetler de dahil 10 madde sıralayarak Allah ey peygamberim sakın şu insanlarla beraber olma diye bozuk ahlakı taşıyan insanları sakın şu ahlaksız hasletlerden hasletleri taşıma diye
o ahlaki ilkelerden uzak durmayı peygamberine ve onun dolayısıyla hepimize tembih etmiştir. Önce safları belirlemek ve safı düzeltmek lazım, temiz kılmak lazım. Temiz bir hayat arzusu, temiz bir ilişki arzusu, bu konuda ortaya konacak irade, dirayet, kararlılık aslında imanda alacağınız yolu kolaylaştıracaktır. Sorunumuz nedir derseniz bugün, bu konuda verilebilecek en birinci cevaplardan bir tanesi ahlakidir deriz. Biz temsil liyakatini yitirdiğimiz için iddia ettiğimiz din dışarıda akis bulmuyor. Olumlu bir yansıma görmüyor. Yanlış temsilden kaynaklı. Çünkü Müslüman ama yalan konuşan Müslüman. Müslüman ama çekiştiren Müslüman. Müslüman ama cimri Müslüman. Müslüman ama paylaşım yok. Müslüman ama kin var, öfke var. Müslüman ama kibir var, gurur var. Hem Müslümanlık hem bu ahlaki marazlar bir kalpte olmayacağına göre bir kalpte ikisi birlikte olmayacağına göre o zaman ahlakın imanla ilişkisi yadsınmayacak kadar önemsenmeli. Cenab-ı Hak işte imanı korumak, onu beslemek, onu geliştirmek için ahlaki ilkeleri bizim birinci vazifelerimizden kılmıştır. Hatta belki namaz önce ya da sonra diyebileceğimiz kadar. Oruç yok ortada, hac yok ortada, zekat da yok ortada, ibadetlerin hemen hemen hiçbirisi yokken ahlak vardı. Mümin ahlaklı insandır. O nedenledir ki aleyhissalatü vesselam ne der? Cennet çok namazla ve çok oruçla elde edilen bir son değildir. Cennet güzel ahlakla elde edilen bir sondur. Güzel ahlakla elde edilen. Birçok insanı fazlaca kıldıkları namaz, çokça tuttukları oruç yüksek makamlara erdirmezken ahlak güzelliği en yüksek makamlara kişileri erdirir. Neresidir en yüksek makam? İnsanın, insanlığın çıkabileceği doruk makam, makam-ı Mahmud sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır. Yanında yer almak, onun civarında yer bulmak neyle mümkün dersek, onu dinlediğimizde güzel ahlakla mümkün cevabını alırız. Güzel ahlakla mümkün. Güzel ahlakınız sayesinde bana komşu olursunuz der. Sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel ahlakınız sayesinde. O nedenle ahlakı güzelleştirmek şu anda kendimiz başta olmak üzere sorumlu olduğumuz birinci ailemiz, arkadaş çevremiz, komşularımız, akrabalarımız, hemşehrilerimiz ve dışarıya anlatacağımız dinde öne çıkartacağımız imandan sonraki en önemli konudur. Ahlak güzelliği. Bizi iman etmeyenleri gıpta ettirecek kadar maalesef bu ahlaki bozukluk yaralamıştır. İman etmeyenlere karşı gıpta duyulacak kadar. Niye biz deriz ki batılı bir insan dürüsttür? Niçin deriz bunu? Sözünüz verdiği zaman yerine getirir. Kimseye zarar vermez. Niye bunları deriz onlar namına? Toplum düzenini bozmaz. Niye deriz? Bu bizdeki ahlaki manazlardan kaynaklı bir komplekstir. Ve maalesef bir hakikattir. Bir hakikattir. Onun için bemhal bu işin imandan sonra öncelik sırasına alınması ve bu konuda bize buyruklar, tavsiyeler neyse onu öğrenmek ve yerine getirmek konusunda bir azim, bir karar, bir kararlılık taşımak lazım. Bu bağlamda bakın sallallahu aleyhi ve sellem'den bize iletilen
bir hadis paylaşıyorlar. İnne hâdihil ahlak. Bu ahlak dediğimiz şey nedir ahlak? Halkla aynı kökten geliyor. Halaka, yarattı demektir. Kişinin Cenab-ı Allah'tan yaratılışta seciyesine yerleştirilen, herkes tarafından doğru kabul edilen ilkelerdir. Ahlak. Herkes tarafından doğru kabul edilen ilkelerdir. Tersinden düşündüğümüz zaman sağlaması doğru çıkıyor. Ne demek tersinden? Mesela ben vefalı değilsem bile bana vefalı davranılması hoşuma gider. Bunu doğru görürüm. Ben doğru konuşmazsam da bana doğru konuşulmasını doğru görürüm. İsterim. Ben cömertlik yapmazsam da ihtiyacım sırasında birisinin bana el atmasından hoşlanırım, bunu benimserim. Bu benimseme hali bir ahlak halidir. Fıtratta taşıdığımız ahlaki özelliklerdir. Cenab-ı Hak her bir insanı bu ahlaki niteliklerle var kılmıştır. O nedenle yapmak için özel bir gayret, çok özel bir çaba göstermen gerekmiyor. Zaten var. Var olana yol vereceğiz. Var olana yol vereceğiz. İmkan tanıyacağız, zemin hazırlayacağız. O kendini gösterir. O nedenle eğitimciler olarak, hasreten anne babalara bu konuda çok önemli bir vazife düşmektedir. Belki cömert olamayız ama telkinlerimiz hak olsun. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın vasfıdır. Cömertlik Allah elçilerinin vasfıdır. Cömertlik o elçilere güzellikle tabi olanların vasfıdır. Bari onu telkinlerimizde söyleyelim. Vefalı olmalarını, adil olmalarını, sözlerine riayet etmelerini, dilleriyle, düşünceleriyle, eylemleriyle zarar vermemelerini biz öğretecek, biz bunu gösterecek, önlerini açacağız. Bu insan tabiatına bizim zerk edeceğimiz bir konu değildir. Bizim keşfedeceğimiz bir konudur, önünü açacağımız bir konudur. Onun için arkında aktarabilirsek çocuğu, zaten o ark güzel ahlakı beraber taşımaktadır. Kendisine ve yaşadığı topluma. Aleyhisselam bakın, inne hadil ahlak min Allah. Bu ahlak Cenab-ı Hak'tan insana lütfedilen bir bağıştır. Femen aradallahu bihi hayran menahahu hulukan hasenen. Allah kim için hayır murad ederse onu güzel ahlaka muvaffak kılar. Kim için hayır murad etmezse onu güzel ahlaktan mahrum eder. Liyakat neyle gerçekleşir? Taleple gerçekleşir. Yapamazsak da isteyelim. Yapamazsak da isteyelim. Allah Resulü'nün duası neydi? Allahümme hassin huluki kema ahsente halki diye dua eder. Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Bari divanında duralım. Bari bu konudaki asiyetimizi itiraf edelim. Bari yüce müteal bir varlığın bu işi takdir edebileceği enginliğini gösterelim, hakkı ona teslim edelim. Allah'tan dileyelim. Yapamadıklarımıza, taleplerimizle Cenab-ı Hak'tan geleceğini ümit edelim. Bundan dolayı değil midir ki bütün Müslümanlar, her birisi Müslüman toplumun temsilcisi olarak kabul edilir. Bende cömertlik varsa aynı bu cömertlik Müslümanların hanesine hangi takdirde yazılır? Onlar cömert olalım diye Allah'tan talep etmeleri takdirinde. Cömertliği sevmeleri takdirinde, bunu istemeleri takdirinde, kendileri cömert olamıyorlarsa dahi
cömert olan bir Müslümanın cömertliği onlara da yazılır. Biz bir vücudun azaları gibiyiz. Bu vücudun azalarının her bir parçası diğerlerinden tamamen bağımsız değildir. Bilakis tam bir entegrasyon vardır. Tam bir bağlılık, uyum vardır. O nedenle Arafat'a gönderdiğimiz Müslümanlar orada yaptıkları duayı Cenab-ı Peygamber'den menkul haberden anlıyoruz. Allah bütün diğer Müslümanlar için kabul ediyor. Oraya gelmemiş olsalar dahi gönül orada. Amelin ulaşmadığı yere gönüller ulaştırır, niyetler ulaştırır. Onun için dua eder Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın yine ahlakın, Cenab-ı Hakk'ın en büyük özelliği olduğunu ifade eden bir haber paylaşayım. Husnul huluk, hulukullahil a'zem. Güzel ahlak Allah'ın en büyük ahlakıdır. Düşünebiliyor musunuz? Yürüdüğünüz zaman Allah'tan bir parça taşıyorsunuz. Bir haslet taşıyorsunuz. Değmez mi güzel ahlak sahibi olmak için çaba sarf etmeye? Elbette değer. Çünkü Cenab-ı Allah gibi azamet sahibi, bütün kainatı yoktan var eden kudret sahibi, ilim sahibi, letafet, rahmet sahibi bir varlığa dair parça taşıyorsunuz. Dürüstlüğü öyle önemseyelim. Vefayı öyle önemseyelim. Adaleti öyle önemseyelim. Doğruluğu öyle önemseyelim. Cömertliği bundan dolayı önemseyelim. Yapamasak bile önemseyelim. Niyetlenelim, talep edelim. Allah hanemize yazar diye de ümit edelim. Son bir haber bu konuda paylaşayım. Bundan sonraki haftalarda bunun alt başlıklarını bir bir inşallah işlemeye çalışacağız. Bir gönderme yaparak hatırlatayım. Mesela güzel ahlaka dair Allah Resulü'nden bize intikal eden bir haberde sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlak 10 ilkedir, 10 vasıftır diye bir hadis üzerinde duracak her bir ilkeyi belki de konuşmamızın başında aktardığımız bir hadisin konusu yapacağız. Her bir ilkeyi inşallah. Şöyle de son haberimiz, Cibril aleyhisselamdan nakledilen bir haber, Cenab-ı Hak buyurmuş, ben bu dini kendim için seçtim. Hangi dini? Teslim olduğumuz, adına İslam dediğimiz dini, hamdolsun Allah. Allah'ın seçtiği dinin seçkin kullarıyız. Bu imtiyazı lütfen unutmayalım. Allah'ın seçtiği dinin seçkin kullarıyız. Sizin gibi bir kişi dünya dolusu, sözüm ona, en erdemli kafirlerden daha üstündür. Sizin gibi bir insan, velev ki ahlaki marazları olsun, velev ki günahları olsun, çepeçevre günahları onu kuşatmış olsun, kalbinde iman saf, duru, şiitsiz muhafaza edilmişse, o bir insan, temiz, erdemli, şöyle böyle dediğimiz bir takım özellikleri taşıyan dünya dolusu kafirden daha üstündür. Çünkü Allah o bir Müslümana ebedi cenneti yazmıştır, diğerlerinin tümüne ebedi cehennemi yazmıştır. İrade bizim değildir, Allah'ındır. O dilemişse ki bunlar ateşliktirler, azabıma müstahaktırlar, bu irade önünde teslim olduğumuz bir iradedir. Ve deriz ki madem sen ebedi cehennem dedin, mümkün mü ki ebedi cennete alacağın bir insandan bunlar üstün olsunlar? Değil. Küçük görmeyelim kendimizi. Biz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yokuz ama ondan aldığımız değerler bütün kainattan daha üstün değerlerdir. Bütün kainattan daha üstün değerlerdir. İman bunların başıdır. Olmazsa olmazdır. Şöyle der Cenab-ı Allah devamında. Ben bu dini kendim için seçtim. Bu din, bu seçkin dine
Eğer sizler de gerçekten layık insanlar olmak istiyorsanız, iki vasıtaya hasreten önem gösteriniz. Birisi cömertlik, diğeri güzel ahlaktır der. Sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bu kutsi hadis. Bakın, Allah İslam'ı seçti. İslam'a kimi seçti? Cömertleri seçti. Başka kimi seçti? Ahlak güzelliği olan kimseleri seçti. Ahlak güzelliği olan kimseleri. Evet, bir haber daha vardı. Önümüzdeki haftaya bırakmış olalım inşallah. İyi gidiyor mu? Teyzem bir şey mi diyordun bana? Hayırdır? Hadis mi? Siparişle hadis diyorlar. Evet, suremiz Meryem. Sözümüz olsun inşallah. Hadise şimdi uzun zaman ayırdığımız için önümüzdeki hafta o hadisi de hatırlatmış olacağım. Suremiz Meryem. Cenab-ı Hakk'ın Habeş hicreti öncesi cafcaflı bir dönem, Müslümanlar açısından gerçekten sıkıntılı bir devre. İşkence doruğa çıkmıştır. Artık sözlü hakareti, fiili baskıları da aşmış, bir katliama dönüşmüştür. İşkencelerle öldürülen Müslümanlar vardır. Temelini kimlerin attığını bu dinin unutmamak bir vefadır. Radiyallahu teala anhum ecmain demek bu vefanın duaya dönüşmüş halidir. Allah'ım hepsinden razı ol. Çünkü bu forum Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın sahabeler için kullandığı bir forumdur. Daha önce söyledim bunu. Peygamber Efendimiz için ya eyyühellezine amenu diye, ey iman edenler diye, siz de ona salat ve selam edin diyerek Allah seçmiştir formu, dua formunu. Sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak bize öğrettiği için söylenir. Peygamber Efendimiz adına. Muhacir ve ensarı andıktan sonra Cenab-ı Hak, ben onlardan razı oldum, onlar da benden razı oldular dediği için her bir sahabe zikredildiğinde radıyallahu anh deriz. Allah'ım ondan razı ol. Rıza en büyük makamdır, onlar için talep ediyoruz. Bizi de Cenab-ı Hak orada şereflendirmiş. Sahabelere ihsanla tabi olan kimselerden de ben razıyım, onlar da benden razıdırlar demiş. Bizi almış. Sahabeleri, yani Efendimizle birlikte hayat yaşayan bu davanın, bu dinin, bu erdemli, bu ahlaklı hayat tarzının yükünü çekmiş sahabileri, güzellikle, ihsanla, iyi niyetle izleyen her bir Müslüman da Allah'ın ben sizden razıyım, siz de benden razısınız, rıza makamındasınız diye taltif ettiği bir topluluktur Müslümanlar. Ama o özellikle Müslümanlar. Şimdilerde bakmayın, bırakın sahabeyi, sallallahu aleyhi ve sellem bile artık onun hürmeti zedeleniyor. Adı sıradan bir insan gibi zikrediliyor. Ondan bize aktarılan haberler bir şaibeye kurban edilmek istemiyor. Karartılmaya çalışılıyor. Habeş hicreti öncesi inmiş. Cenab-ı Hak Hristiyan bir topluma Müslümanlar hicret edeceği için önceden onları hazırlamış. Toplumunuzu tanıyın, ona göre öğüt verin der gibi onları önceden öğretmiş. Bu bize neyi ifade ettiğini söylemiştim. Toplumu tanımayan bir insan ne onlara yol gösterebilir ne kendisi doğru bir rehber olabilir. Toplumu tanımayan.
tanımak için aralarında yaşamak lazım. Yaşamak lazım. Komşuya kulak kabartmak lazım. Göz gezdirmek lazım. Akrabalara, çevremizde dolaştığımız zaman sokakları, çarşıları, çevremizdeki insanların durumuna göz gezdirmek lazım. Duyarlı olmak. Tanıyalım ki sadra şifa reçeteyi sunabilelim. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam surenin başında zikredilmeye değer model bir insan olarak anlatılıyor. İlahi rahmetin kendisinin kanalıyla bize ulaştığı bir sebep, bir araç olarak gösteriliyor Zekeriya peygamber. Rahmet, Zekeriya'yı tanıyıp ona tabi olmakla bizim müktesebatlarımız arasına girer. Rahmet, Allah'ın rahmeti bir iksir gibidir. Değerse her derdiniz derman olur. Her açığınız kapatılır. Her arzu ettiğiniz erdeme, fazilete ulaşırsınız. Rahmete bağlı bu. İlahi rahmete. O zaman Zekeriya herkesten daha çok aleyhisselam bizim tanımamız gereken bir model, bir örnek olarak önümüzde. Adı neydi Zekeriya'nın? Zekeriya olmadan önce adı, namı, şanı, şerefi Allah katında at idi dedik. Allah'ın kulu. Bir üst kimlik olduğunu belirttik. Bu kimliği gölgede bırakacak başka hiçbir isme yer bırakılmaması gerektiğini anlattık. Cenab-ı Allah'a aidiyeti, onun varlık nedeni gibi kabul edilince Allah onu ona senli benli ismiyle seslenmeye başladı. Zekeriya bundan yüz bularak Rabbisine kendi sıkıntısını, derdini açtı. Rabbi dedi, benim kemiklerim zayıfladı. Saçlarıma ağlar düştü. Şimdiye kadar hiçbir duamda bedbaht bırakılmadım. Geri çevrilmedim. Bundan cesaretle öldüğüm zaman geride bırakacağım toplumun yaşayacağı hayatla ilgili endişeliyim. Bana bir veli nasip et. Bir evlat ver Rabbim dedi. Bu evlat senin dostun olacak. Senin indirdiğin emaneti taşıyacak. O emaneti kirletecek hiçbir dünyevi değere yer vermeyecek. Gönlünde, gözünde, işinde senin rızan yegane arzusu olacak bir veli. Peygamberler mirasını devralacak bir veli. Peygamberler mirasını devralacak bir veli. O mirasın ne olduğunu geçen hafta işledik. Bugün elimizde Kur'an, Aleyhisselam'dan aktarılan sünnet. Ve onun içindeki ibadetlerin, salih amellerin her birisi, onların bize bıraktıkları mirastır, emanettir. Bugün artık görev bizde, bayrak bize devredildi. Aynı şeyi kendimiz ve kendimizden sonra yaşayacak toplumumuz için isteyecek, mümin samimi olduğu için isteğini eylemle teyit eder, bunu fiiliyata geçireceğiz. Şu sahnede Meryem suresini paylaşma nedenim işte bu sorumluluğun bir gereğidir. Bu sorumluluğun bir gereğidir. Aynı sorumluluk biz her birimizde var. Çocuklarımız, çevremize ulaşabildiğimiz. Bu konuyla ilgili biraz sonra daha ayrıntılı değineceğim. Evet, miras devralacak bir çocuk. Ya Rabbi, onu da kendisinden razı olduklarının arasına kat. Öyle bir hayat ver ki o hayattan sen razı olmuş olasın. Ne muazzam bir hedef gösteriyor kendi evladı için ve hepimiz için. Zekeriya şimdi bizim babamız. Biz onun evlatlarıyız.
Bizim için temennisi gibi düşünecek okuyacağız bu bölümü. Rıza bizim dorukta hedefimizdir. Allah bizden razı olsun. Neyle razı olacak? Adaletle razı olacak. Kur'an'daki bazı konuları sadece ismen hatırlatıyorum. Adaletle razı olacak. Neyle razı olacak? Vefayla razı olacak. Neyle razı olacak? Allah'a malımız ve canımız feda anlamında bağlılık, biatla razı olacak. Neyle razı olacak? İki Müslümanın ayrı ayrı hallerini dert edinip onları buluşturma çabamızla razı olacak. İki Müslümanın birbirlerinden uzaklaşmış halini dert edinip onları uzlaştırmaktan razı olacak. Bunlar Kur'an ayetlerinde tespit ettiğim rızaya erdiren özelliklerdir. Cenab-ı Hakk'ın cevabı nedir? Ya Zekeriya, Allahu Ekber. Ne kadar muazzam değil mi? Şimdi düşünün ki bir rüya gördünüz. Rüyada Allah'ın olduğuna inandığınız bir ses size ismen konuşuyor. Nasıl bir sabaha uyanırsınız? Sevinçten uçacağınız bir sabaha uyanırsınız. Rabbim de bana konuştu dersiniz. Biz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğümüz gecenin sabahına büyük bir neşeyle, hazla, zevkle, şevkle gireriz. Hatta taşıdığımız imanın bir sonucu olarak Ya Rabbi bana, beni buna layık kıl deyip onun üstüne yatmaz, fedakarlığı çoğaltmaya, salih amelleri arttırmaya yönelik bir arzu besleriz içimizde. İşte bu rüya alemi. Gerçek alemde Allah Hazreti Zekeriya'ya ismiyle hitap ediyor. Muazzam bir makam bu. Çok büyük bir konuşma bu. Ya Zekeriya, ey Zekeriya. Peygamber Efendimizin hali bundan müstesna. Ey Muhammed dediğine rastlamıyoruz Kur'an'da. Ya Nebi dediğine rastlıyoruz. Resul dediğine rastlıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellemin makamı bütün peygamberlerin üstünde bir makamdır. Allah adını bile anarak konuşmayı Kur'an'da indirmemek suretiyle hepimize kimle konuştuğunuzu dikkate alın, önemseyin, nasıl hitap ettiğinizi gözden geçirin. Ben bile adıyla seslenmezken siz Muhammed deyip de arsız arsız sözlerinize devam etmeyin. O sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ey Zekeriya, inna nubeşşiruke bi gulamin. Sana biz müjdeliyoruz. Bir çocuk. Allah müjdeliyor. Müjdeleyen Allah. Ama Zekeriya'nın arkasında hangi gücün varlığını ona hissettirmiş? Bütün melekleri. Yarattığı her bir mahlukun, tabiatın, her birisinin, her bir zerresi Allah'ın komutuyla değil mi ki hareket ediyor? Allah Zekeriya'nın ardına ey Zekeriya, biz sana müjdeliyoruz. Kendini yalnız bilme. Sen ve sana müjdelenen çocuk yalnız değilsiniz. Ben ardındayım. Meleklerim ardındadır. Güneş, ay, yıldızlar, dağlar, denizler, yerler, gezegenler, yıldızlar ardındadır. Cinler, hayvanlar, bitkiler ardındadır. Sen koca bir kainat. Kainatı var kılan, kainatı işleten meleklerle var kılan Allah olmak üzere güçlü bir yolcu, güçlü bir inanç, güçlü bir bağlısın. O bilinçle hareket et. İnna nubeşşiruke bi gulamin. Sana bir çocuk müjdeliyoruz. İsmuhu Yahya, adı Yahya'dır. Çocuğun adı Yahya. Kimdir diyor ismini?
Cenab-ı Allah veriyor. Cenab-ı Allah ismini verdiyse isim müsemma mutabakatı kamil manada düşünülür. Türkçeleştireyim biraz daha. Yani Allah bir insana o Yahya'dır demişse Yahya'nın taşıdığı manaların bütünü o insan için geçerlidir. Beşeriyet çerçevesi içerisinde. Beşer çerçevesi içerisinde. Bütün manalar geçerli. O zaman Yahya nedir diye düşüneceğiz. Neydi ki Allah direkt kendisi bu ismi verdi? Malum isimler önemlidir. Kıyamette isimlerimiz ile hitap edileceğiz. İstemeyiz ki mahcup olacağımız bir mana, mahcup olacağımız Allah'ın katında hoş görünmeyecek bir isimle anılmış olalım. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. İstemezsek çocuklarımız için de istemeyelim. Onlara güzel isimler verelim. Aleyhisselam ne der? İsimlerin en güzeli, Allah'ın en çok sevdiği isim Abdullah, Abdurrahman'dır der. Zaten Abdullah'ı izah ettik. O dengi olmayan bir isimdir. Allah'ın mahza kulu, Allah bunu verdiyse kulluk adına ne varsa o insanda var demektir. Allah'ın kullukta arzusu neyse o insanda bu tamamen bulunuyor, kamilen bulunuyor demektir. Abdullah ve Abdurrahman, Rahman'ın kulu. Biliyorsunuz Kur'an'da Cenab-ı Peygamber'in anıldığı isim لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُ يَكُنُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى Allah kendi elçisini anarken kulunu diye anar. Kulu Abdullah olan o kul ayaklandığı zaman Cenab-ı Hakk'ı çağırmak üzere diye anar. Kulluk Allah'ın en sevgili gördüğü kuluna verdiği en büyük ünvandır, namdır, isimdir. Bizim de şeref tacımızdır. İkinci isim Abdurrahman. Kur'an'da öyle bir bölüm bilirsiniz değil mi? Abdurrahman وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Rahman'ın kulları diye Allah bizzat bir takım kulları rahmetine ait, rahmetinin müntesipleri, rahmetine layık olarak zikreder. Rahman'ın kulları der. Merhamet doludurlar, sevgi doludurlar, af doludurlar, şefkat, acıma doludurlar. En azılı görülen düşmanlarını bile son nefeslerinde küfür ile gitmelerine gönülleri razı olmaz taşıdıkları rahmetten dolayı. Allah kendi rahmetine bir parça kılmış onları. Vaibadurrahman, adı Abdurrahman, onda rahmet görürsün. Muamelesinde, sözünde, fikrinde, işinde rahmet görürsün. Allah aşkına Müslümanları biraz düşünelim. Özellikle son zamanlarda öne çıkan, Müslüman denirken öne çıkan, öne çıkartılması da gayret edilen en önemli şey nedir? Hırçınlıktır, öfkedir, yıkımdır, acımasızlıktır, ölümdür. Bizi bu hale getirdiler. Abdurrahman. Şimdi Cenab-ı Allah bir isim, bir çocuğa bir isim veriyor. Adı Yahya. Adı Yahya. Yahya ne demek? Yahya can demek. Canlı demek. Canlı, canlandıran demek. Cana davet eden, hayata davet eden demek. Dirilten insanları demek. Hayata anlam katan demek. Hayat sönük karanlık bir varlıktır. Ona hayat Allah'ın nuruyla katılır. O nur aynı zamanda bedenimize üflenen ruhtur. Can katan ruh.
Aynı şey kalbe üflenir. Eğer açarsanız, o da imandır. Girdiği zaman artık insan gerçek anlamıyla buluşur. Yaşandığı zaman hayat gerçek anlamıyla buluşur. İşte ona biz Yahya diyoruz. Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi velir rasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Ey müminler! Allah ve Peygamberi sizi çağırdıkları zaman size hayat katacak olan şeye, hayat katacak olan şeye davet ettikleri zaman, ki o şu anda önümde duran kitabın dusturlarıdır, siz duraksamadan hemen ona koşun diyor Allah. Ona koşun. Çünkü hayat orada. Değilse ölüsünüz. Kur'an'la buluşmayan kalp ile Kur'an'la buluşan kalp, ölü ile diri arasındaki fark kimidir? O zaman Kur'an'la düzenlenmemiş hayatımızda hangi kare varsa orası ölüdür. Allah'a göre anlamsızdır. Cehenneme Allah kafirleri değil, hayatı ölü olanları gönderecektir. Söz konusu şey kafirlik, tek başına kafirlik, içini yanlış doldurduğumuz manasıyla kafirlik değil, aslında ölü olanları göndermiştir. Hakka ölü, hakikate ölü, doğruluğa ölü, hayra, iyiliğe ölü. Gözünü kapamış, kalbine perde gelmiş, ısrarla hayır diyor. Biliyor ama teslim olmuyor. Adı Yahya. لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّ. Bundan önce biz bu isimde, bu sıfatta, bu halde hiç kimseyi yaratmamıştık. Hazreti Yahya aleyhisselam. Onu inşallah ya Yahya hudil kitabı ayetini anlatırken, okurken ele alacağız. Hazreti Yahya'dan alacağımız en önemli hayati ilkeler nelerdirle ilgili orada inşallah bilgi vereceğiz. Yahya gibi daha önce hiçbir isim, Yahya gibi hiçbir hal ile kimse yaratmadık. Ona özel bir halle Allah var kıldı. O özel hali de bize açacak inşallah. Adı Yahya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde yanına gelen, getirilen bir çocuğa, bir bebeğe daha önce Yahya'dan sonra hiç kimsenin almadığı bir isimle isimlendiriyorum diyor ve ona da Yahya ismini veriyor. Yahya'dan sonra. Yahya aslında isim-müsemma ilişkisi. Yani bir isim var, o ismin bir de gereği var. Bu ilişkiyi en mükemmel şekilde üzerinde taşıyan Peygamber Hazreti Yahya aleyhisselamdır. Nedir buradaki isim ve mana arasındaki ilişki? Hayat istiyorsanız siz hay olacaksınız, diri yaşayacaksınız bu hayatı. Diri yaşamak için de gözünüzde Kur'an, dilinizde Kur'an, zihninizde Kur'an, işinizde, değerlendirmelerinizde, paylaşımınızda Kur'an olacak. Kur'an çünkü hayat katar insana. Değilse ölüsünüz. Ne sermaye sahibi olmanız size hayat katar, ne mevki makam sahibi olmanız, ne yetki sahibi olmanız, ne beyaz olmanız, ne siyah olmanız, ne ırkınız, ne vatanınız, toprağınız, ne soyunuz, sopunuz size hayat katmaz. Size hayat katacak olan Cenab-ı Hakk'ın öğretileri indirdiği vahiydir. İcabet edelim, hayat bulalım. Çağıralım, hayat bulsunlar. Çağıralım insanları, onlar da hayat bulsunlar. Nedir sohbet konularımız? Sohbet sonrası, o sohbet ya ölüdür Allah'ın yanında karanlık, ya da canlıdır, nurludur, aydınlıktır, öbür tarafa size hayır namına intikal eder. Kâle, dedi ki Hazreti Zekeriya, Rabbi,
اَنَّا يَكُونُوا لِي غُلَامٌ Benim nasıl çocuğum olur ki ya Rabbi? Nasıl çocuğum olur? Belki yıllar yılı yaptığı bir duadır. Öyle bir haber de var. Yıllar yılı yapmış yapmış, artık beli bükülmüş. Yaşı 120'yi bulmuş. Hanımı 98-100'e dayanmış. Yaşı kısır. O halde iken çocuk müjdeleniyor. Şaşırıyor Hazreti Zekeriya. Allah Allah. Ya nasıl çocuğum olur? Bundan önce hadi gücümüz, imkanımız vardı. Her ikimizin de. Ama şimdi nasıl olacak ki ya Rabbi diye şaşkınlığını ifade eder belki. Ya da kalpte iman ettiği, kalbin gördüğünü bir de baştaki görsün ister. Baştaki göz de görsün ister. Bazen tatmin öyle oluşur. Şeytanın hücumlarını, saldığı vesveseleri def için de Allah'tan belki de yardımdır bu. Ne demez ki şeytan? Hadi be oradan, bu gelen ses Allah'tan değildir. Sen ne diyorsun? Senin çocuğun mocuğun olmaz. Bir kere imkanı olmayan bir konu bu. Evet, Allah'ın koyduğu yasalarla Allah'ı bağlamaya çalışan kör küfür bunu anlayamaz. Ama Allah'ın yasaları yine Cenab-ı Hak tarafından kullar için bozulur. Dilerse o alt üst eder. Akı kara karayı ak eder. Geceyi gündüz, gündüzü gece eder. Dilerse yapar bunu diye iman eden gönüller bunu anlarlar. Diğerleri değil. Bakın fiziki tabiat kanunlarının şu anda bizi sarmaladığı ve kazandırdığı anlayışa biz bile neredeyse bu imkansız diyeceğiz eğer vahiy olmasaydı. Ne mümkün diyecektik ya? Hangi tıp doktoru bunu söyler? Hangi tıp doktoru bunu söyler? Söyleyemez. Söyleyemezse bu doğru değildir sonucu çıkarıyoruz. Bilim buna kesinlikle olmaz diyorsa biz de o doğru değildir diye düşünüyoruz. Halbuki yasalarla biz bağlıyız, Allah değil. Allah mutlak yetkilidir. Ol deyince olur. Yeter ki dilesin. اَنَّا يَكُونُوا لِي غُلَامٌ Benim çocuğum nasıl olur ya Rabbi? Belki de naz makamı düşünelim bunu. Nazlanıyor Rabbine. Ya tamamen göreyim diyor. Şöyle bütün müjdelerim senin o azap, o tarafını da görsün. Yani bir şeyi yokken var kırmayı da Allah'ım bana nasip et. Ahirete bırakma bunu. Ben bizzat görmek istiyorum. Diye dünyadayken perdenin kaldırılmasını isteyebilir. İstemez mi? Allah kulunun bu nazını kaldırmaz mı? Kaldırır elbet. Kaldırır. İşte o makamda. Bir şey mi soracaktım? O makamda Hazreti Zekeriya'nın bu yakarışını bakın. Cenab-ı Allah nasıl? Devamını da okuyayım. اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَمْ وَكَانَتْ اِمْرَاتِ عَاقِرًا Hanımım kısır. وَقَدْ بَلَقْتُ مِنَ الْكِبَرْ يَعْتِيَّ Yaşlılıkta son dereceye varmışım. Son haddine ulaşmışım. Nasıl çocuğum olur ya Rabbi deyince kâle kederlik. İşte böyle dedi Allah. İşte böyle deyince bu iş bitmiştir. Ben istersem yaparım anlamına gelir. İstersen sağlamasını yapalım. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُوْ شَيْبًا Daha önce sen var mıydın? Yoktu. Kim var ol dedi de sen oldun? Ben. Öyle olacak işte bu işte. Geçen oturumumuz, sohbetimizde dört farklı yaratılışı hatırlatmış. Allah'ın kudreti önünden hiçbir şey kaçmaz. Allah bir şeyi var kılmak için bir şeye ihtiyaç duymaz. Araç kullanmaz, sebep kullanmaz. Olsun der, biter bu iş. Hiç yoktu, Adem'e ol dedi, oldu. Sen bundan önce hiç yoktun. Sonra var kılındın. Nasıl var kılan ben isem, şimdi de Yahya gelecek dediysen gelecektir. Sen yaşlı da olsan, hanımın kısır da olsa. Kısırlık bir düğümdür. Ben çözdüm, oldum.
Yaşlılık güçsüzlüktür. Güç kattın oldu. Kâle Rabbi cealni ayye. Dedi ki Rabbim bana bir işaret ver. Bana bir işaret ver. İtminan konusunda Hazreti Zekeriya'nın ısrarı, tekrarlıyorum, senli benli artık diyalog kurma merhalesine geçmiş bir kulun Allah'a nazıdır. Senli benli konuşuyor. Hamdolsun her gün bu senli benli diyalog şerefine her dilimizi erdirmiyor mu Allah? Erdiriyor. Allah'ın taltif ile başladığımız, onun terbiyeciliğine kendimizi teslim etme sözü verdiğimiz, biz sorumlu kullarız. Yarın da bu sorumluluğu hesabını vereceğiz bilinciyle, bilincini tazelediğimiz, merhametinden ümit varız. Günahlarımız seninle bizim aramıza giremez Allah'ım diyerek rahmetini andığımız Allah'ı bu şekil yücelttikten ve andıktan sonra Allah bizi hangi katmana alıyor? Kulum gelmiyor. Artık sen ve ben varız. Benden iste. Ben de diyorum ki Allah'ım senden istiyorum ha, senden diyorum. Sizden de demiyorum. Yüce zatınızdan da demiyorum. Allah Celle Celaluhu da demiyorum. Senden istiyorum diyorum. Bunu her birimize, hasreten Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine Cenab-ı Hak özel bir lütuf olarak vermemiş mi? Vermiş. Allah'ım bir işaret. قَالَ اَيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ فَلَا فَلَيَالٍ سَمِيَّ. 3 gün üst üste geceli gündüzlü insanlarla bir tek kelime istesen de konuşamayacaksın diyor. Allahu Ekber. Bir nefis tezkiyesidir bu. Bir dil, bir kelam tezkiyesidir bu. Bir kelam tezkiyesi. Ara ara yapmak lazım. Beden insana Cenab-ı Hakk'ın emanetidir. Bedende var olan bütün kuvveler de emanettir. Kelam babamızın malıymış gibi hoyratça kullanacağımız, sarf edeceğimiz bir şey değildir. Kelam Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatıdır. Bunu müminler kullanırken ölçer, tartar kullanırlar. Aleyhisselam ne der? Emarani Rabbi en yekunen mutqi zikran. Rabbimin emridir. Ne konuşursan konuştuğun Allah'ın zikri olsun der. Allah'tan gelen zikir olsun der. Ne konuşursan. وَنَظَرِ عِبْرَةً Neye bakarsan bakışın manalı olsun. Oradan bir ibret kap der. وَسُمْتِ فِكْرًا Hangi halde sustuysan susman tefekkür olsun. Anlamsız olmasın der. İşte mükemmel manada kelamın hakkı. Bir başka söz Aleyhisselam'da. Kelamu İbni Adem'e kulluhu aleyhi la lehu. Ademoğlunun sözlerinin hepsi onun aleyhinedir. Lehine değildir. İlla zikrullah. Ancak 3 şey hariçler. 1. Allah'ı konuştuğunuz, gündem ettiğiniz ya da Allah'ı anıp yücelttiğiniz konuşmalar. Bu 1. 2. وَاَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ İyilik namına insanlar öğrensinler, yayılsın, haber alsınlar iyiliğin ne olduğuna dair diye senin iyilik namına yaptığın konuşmalar. Allah'ın iyidir, yay diye indirdiği bilgiler. 2. وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ 3.'sü de bir çirkinlik, bir kötülük. Şuyu bulmasın, yer etmesin, toplumda yayılmasın diye önünü almaya matuf yaptığınız konuşmalar.
önünü almaya yönelik yaptığınız kötülük yer etmesin diye, yaşanmasın diye yaptığınız konuşmalar. Bu üç konuşma dışında insanoğlunun bütün konuşmaları aleyhinde hanesine yazılacaktır. Lehinde değildir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bakın, üç gün konuşamayacaksın ifadesi aslında üç gün konuşmayın hele bir, hele bir susun bakalım anlamında da bir teşviktir, bir yönlendirmedir. Hele bir susun bakalım. Susun ve konuşmaları dinleyin. Susun ve konuşmanın ne değerli olduğunu anlayın. Nimet içerisinde nimet takdir edilmez. Nimetten mahrum kaldığımız zaman o nimeti kullanmanın önemini anlarız. Kelam da onlardan bir tanesidir. Ne konuşmaz ki şu dillerimiz? Ah bir susabilse, üç gün konuşamazsa görüp bakacağız konuşmanın ne kadar kıymetli olduğunu. Bu bir dil terbiyesi, bu bir nefis tezkiyesidir. Üç gün konuşamayacaksın. Son ifadeyi kullanıyorum, yani okuyorum. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ. Hazreti Zekeriya mihraptan kavminin içerisine çıktı. Mihraptaydı bütün bu diyaloglar. Geçen hafta mihrabın ne olduğunu söyledim. Bir savaş meydanıdır mihrap. Çünkü Allah'la senli belli hemhal buluştuğumuz bir ibadet, namaz mihrapta kılınıyor. Veya da bir zikir ki orada yapılıyor, orası harp yeridir. İster bu salon olsun, ister mescid olsun, ister evimizin tenha bir yeri olsun. Cenab-ı Hak'la buluştuğumuz her yer bir savaş meydanıdır. Kimle savaş? Nefsin azgın hasletleriyle savaş. O onu azdıran şeytani vesveselerle savaş. İşte öyle bir savaş yerinden çıktı, müjde almıştı. فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّا. Allah ona vahyet, daha doğrusu kendisi kavmine İşaret diliyle anlatmaya çalıştı. Neyi anlatıyor? Tesbihi anlatıyor. Allah'ı yüceltin. Allah'tan gelen her şey kusursuzdur. İnen kitap, gönderilen peygamber, Allah'ın lütfettiği kader, takdir ettiği rızık, aile, aluviyal çevre, bizi yarattığı zaman ve zamanın şartları, hepsi ama hepsi. Bunlarla ilgili Cenab-ı Allah'ı yüceltin. Sakın onu kusurlu addetmeyin. Sakın of, üf demeyin. Allah Subhan'dır. İşaret diliyle Cenab-ı Hakk'ın yüceltilmesini kavmine anlattı. Aynı zamanda bize neyi anlattı? Şunu anlattı. Hakk'ı anlatmak için bir dile bile ihtiyaç yoktur. Bir dile bile ihtiyaç yoktur. Hakkın anlatılma sorumluluğu üstümüzde birinci sorumluluklardandır. Hayat sağlayan bir lokma gibi, hayat suyu bir yudum gibi, hayatı hayat kılacak bir şeyden bahsedilecekse hakkın topluma duyurulmasıdır deriz. İşte madem bu hayattır, hayat gibi önemlidir, bunun mutlaka yerine getirilmesi lazım. O nedenle işaret diliyle, yani ne diyebilir? Belki hiç kullanmamıştır o güne kadar işaret dilini, ama Allahu Alem şöyle bir şey yapmıştır. Ne anladınız? İşte öyle bir şey yani. Allah'ı tesbih edin. O en yücedir. O her şeyi güzel yapar. Onunla ilgili şikayette bulunmayın demiştir. En sebbihû bukratan ve aşiyye. Tesbih. Değerli arkadaşlar, tesbih bütün kainatın ortak korosudur. Tesbih. Arşı taşıyan 8 melek varmış. 4 tanesi ayrı bir subhan çeker, diğer 4 tanesi ayrı bir subhan çekermiş. Allah bir komut verdiği zaman 7. gök, ten, bütün melekler o verilen komut Cibril tarafından iletildiğinde hepsi tesbihe dururlarmış.
Yedinci gökten altıncı göğe bu emir intikal ettiği zaman altıncı gökteki meleklerin hepsi tesbihe dururlarmış. 5, 4, 3, 2, 1 ve şimdi biz. Subhanallahilazim ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallahilazim ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallahilazim ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Efendimiz kim bunu söylerse diye önümüzdeki hafta girişini böyle yapacağımız bir hadiste bu tesbihata bizi teşvik etmektedir. Müminlerin de ortak o konuya katılımları tesbihdir. Zekeriya'nın bize işaret diliyle bile olsa aktarmak zorunda hissettiği hakikat tesbihdir. Tesbih, Allah neyi var kıldıysa kusursuz, ne gönderdiyse kusursuz, bizim için kader namına ne yazdıysa kusursuzdur. O kaderden dolayı akıttığınız gözyaşı sitemdir ve Subhan'ı bozar. Konuşmalar sitemdir, Subhan'ı bozar. Şikayetler sitemdir, Subhan'ı bozar. Halbuki biz ancak peygamberlerin izinde ufukta cennet görüyoruz. İşte iz. Subhanallah ve bihamdi. Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Rabbim rızasını erdirsin. Peygamberleriyle birlikte hayat yaşatsın. Allah hepinizden razı olsun.